Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere AutoCAD programında kullanabileceğiniz pratik bir tool göstereceğim. AutoCAD kullanan arkadaşların bildiği gibi proje çizerken kapı, pencere, ölçü gibi tamamlayıcı elemanları bizler ya hazır modellerden ya da elimize teker teker çizerek oluşturmak zorunda kalıyorduk. İşte tam bu safhada bizlere yardımcı olmak ve proje işlerimizi hızlandırmak için bir yama yazıldı aslında ama fakat bunu fazla bilen olmadığı için sizlere fayda sağlaması amacıyla tanıtmak istedim. Kullanmak isteyen arkadaşlar bu videomu dikkatlice izlesinler. İlk önce arkadaşlar FreeMAS programını tanıyalım. FreeMAS programı AutoCAD üzerine kurulur. AutoCAD'in kendi komutlarına ekstra komutlar ekleyerek kullanım kolaylığı sağlar. Bazı ekstra komutlar şunlardır. Kendi layer, ölçü stili ve yazı stillerini sonradan kullanmak için kaydeder. Bu ayarları istediğiniz zaman çiziminize yükleyebilirsiniz. Layer kapat, layer aç, bloğu kendi layer'ında patlat gibi birçok layer kontrol komutu vardır. Yetenekli bir kütüphane yönetim komutu vardır. Kütüphanesinde 500 kadar blok bulunur. Bu 500 bloktan istediğiniz birine ulaşmanız saniyeler alır. X yönüne scale, Y yönüne scale, hızlı renk değiştirme, hızlı ölçülendirme ve benzerleri gibi birçok ekstra komut içerir. Otomatik kapı, pencere, kolon, sıvı, alan ve benzerleri komutlar içerir. Otomatik ağaç, çim, bitki gibi komutlarla hızlı çizim yapmayı sağlar. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Türkçe dahil 5 adet dili destekler. İlk önce arkadaşlar FreeMAS programını kuralım. FreeMAS programını Türkçe olarak kurabiliyoruz. Burada önemli olan kısım belgeler kısmına, belgelerim kısmına kurmamız gerekiyor. Daha sonra AutoCAD programına kurduğumuz yeri tanıtacağız. Kur diyelim. Tamam diyeceğiz burada. Bitiriyoruz. Şimdi AutoCAD programını açıyoruz. Buradan Option ayarlarına giriyoruz. Kısa yolu OP Enter. Buradan File bölümünden Add diyoruz. Ekliyoruz. Browse deyip FreeMAS'ta kurduğumuz yeri seçeceğiz. Belgelerimi kurmuştuk. Buradan belgelerimden FreeMAS klasörünü bulduk. Tamam diyoruz. Apply deyip OK diyoruz. Şimdi sıra geldi bu tools'u AutoCAD içerisinde çağırmaya. Bunun için de menu load yazıyoruz. Buradan browse'u seçiyoruz. Daha sonra buradan belgelerimi kurmuştuk. Belgelerim klasörüne girip buradan FreeMAS klasörünü buluyoruz. Daha sonra dosya türü seçeneğini değiştiriyoruz. Burada .mns formatı olanı aç diyoruz. Buradan load yükle diyoruz. Bir süre bekliyoruz ve FreeMAS 3.1 AutoCAD'in içerisine gelmiş durumda. Burada istediğiniz yere sürükleyip koyabilirsiniz AutoCAD programı içerisinde. Burada arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. FreeMAS programını, FreeMAS tools'unu kullanacaksanız eğer layer'larınız başka isimler ve başka özel işaretler eklememeniz gerekiyor. Yani duvar layer'ındaysa eğer duvar, işte ölçü layer'ındaysa ölçü gibi net isimler yazmanız gerekiyor. AutoCAD kullanan arkadaşlar bilir. İşte mesela 5-10 tane duvar layer'ı vardır. İşte duvar, duvar R uzatırız. İşte duvar 2U ile yaparız gibi. Bunlar sadece duvarsa duvar layer'ı olarak olmak zorunda. Çünkü
tuz bu şekilde tanıyor. Gördüğünüz gibi burada basit bir şey yapmak istedim. Küçük bir mekan oluşturacağım burada. Kafadan öyle sadece size tuzu tanıtmak amacıyla. Onluk duvara çevirdim. Şimdi buradan otomatik ölçü nasıl atıyor onu göstermek istiyorum. Yeni kurduğumuz için bu ayarları yapıyoruz ilk önce. Okey diyoruz. Tekrar okey dedik. Bütün duvarları seçip sonra sağ tıklayıp ondan sonra sol tıklayıp çizgi şeklinde bıraktığımız zaman bakın otomatik bütün ölçüleri program kendisi attı. Daha sonra size nasıl kapı yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde kapıyı tıkladıktan sonra duvarda bir noktaya tıklayıp daha sonra kapının yönünü ne tarafa açmak istiyorsak o tarafa doğru yönümüzü çeviriyoruz. Ve bakın burada kapının içerisindeki malzeme küçük geldi. Bunun da sebebi UN Enter Driving Units bölümünden girip kısa yolu UN Enter'dır. UN Enter yazıp buradaki seçeneği Units seçeneğiyle değiştirmemiz gerekiyor. Bakın şimdi değiştirdim ben ve kapının içerisindeki malzemeleri birebir geldi. Maalesef bunu bütün AutoCAD'i her açtığımızda Units UN Enter bölümünden değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü programın ölçü birimini FreeMaster'a göre ayarlamamız gerekiyor. Burada da size pencere yapımını gösterdim. Bakın sıva da var. FreeMaster'da otomatik sıva atıyor. Kendi kalınlığını da belirleyebiliyorsunuz sıva kalınlığını. Bakın burada ben aslında layer açmak istemiştim ama sıvanın kendi layer'ı var. Otomatik sıva da kendi layer'ını atmış. Buradan sadece tıklayıp renklerini değiştirebilir ve çizgi kalınlıklarını değiştirebilirsiniz. Çok pratik, saniyeler alıyor gerçekten. Buradan bacak koyabiliyorsunuz. Kolon koyabiliyorsunuz. Kolon ayarları var. Görünüşte pencereler de var. Onları da birazdan göstereceğim. Thank you.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Firmas'la AutoCAD programında çok hızlı bir şekilde gerçekten tefrişlendirme yaptık, ölçülendirme yaptık, alanın metrekaresini otomatik olarak hesaplamayı yaptık, pencereleri ve kapılarını koyduk, etrafa ağaçlar koyduk, paftanın kendi otomatik hazır stili bile var neredeyse yani. Firmas'ın içerisinde benim daha kullanamadığım bir sürü özellik var. Bunlardan sormak istediğiniz sorular olursa bana yorum bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.